Sivas'ta faaliyet gösteren bir güzellik salonu işletmecisi ve çalışanları Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek Barış Pınar Harekatı'na 50 bin TL destekle bulunduğunu açıkladı. Sivas'ta faaliyet gösteren bir güzellik salonu işletmecisi ve çalışanları Gülseren Rüveyda Saygın öncülüğünde Barış Pınar Harekatı'nda görevlendirilen Mehmetçikler için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 50 bin TL destek sağladı. Sivas'ta faaliyet gösteren bir güzellik salonu işletmecisi ve çalışanları Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Barış Pınar Harekatı'na dualarıyla gönülden destek olduklarını söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 50 bin lira bağış yapan kadın girişimci Gülseren Rüveyda Saygın Uçar, gözümüzde gönlümüzde sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçiklerimizde vatan olmadan hiçbir şey olmaz, ordumuzun Barış Pınar Harekatı'nda muzaffer olması ve bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tek temennimiz dedi. Aslında bir işletmeye yatırım yapmak amaçlı bir bütçe ayırmıştık. Ama dedik ki şu anda vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Amacımız vatanın kalkınması ve vatanın bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak amaçlı katkıda bulunmak istedik. Neticede bu başarıyı sağlarken de işletmemizde personelimizin de bunda katkısı olduğunu düşünerek sizin makamınızda bunu vermek istedik açıkçası. Sivas'ın güzelliklerle anılan bir şehir olduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan, bunu bugün de göstermiş oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Sivas'taki temsilcisi onursal başkanıyım diyerek şunları ekledi. Ben aynı zamanda Sivas valisi olmakla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Sivas'taki temsilcisiyim, onursal başkanıyım. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın genel başkanı, yani başı Cumhurbaşkanımızdır. Milli ve yerli silahlarla bugün ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz ve bu gücüyle beraber milli iradenin tecelligahı olan Cumhurbaşkanlığımızın yine kendi öz iradesiyle, kararıyla ve kendi silahlarıyla ürettikleriyle bugün sınır ötesi hareket yapılıyor. Bu çok anlamlı. Cumhuriyet tarihinde, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde en özgün ve en özgür bir şekilde alınan bir kararın ifadesi. Vali Salih Ayhan bugün birlik olma günüdür. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, Ay Yıldız gölgesinde ordumuzun arkasında desteğimizle ve dualarımızla onların yanında olmamız gerekiyor. Kahramanlarımızın orada olduğu sürece bizlerin çok çalışması ve herkesin görevini en iyi şekilde yapması lazım ifadelerini kullandı. Burada huzur olmadığı zaman, bu ülkede birlik olmadığı zaman, bu ülkede beraberlik olmadığı zaman, bu ülke güçlü olmadığı zaman, terör olduğu zaman bu ülkede yaşamak zordur. Dolayısıyla asıl olan bu vatan dediniz. Kendi iş dünya aile bütçelerinden fedakarlık yaptınız. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat dediniz. Aynı güzellik salonu bugün Barış Pınar Harekatı'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlerinin Vakfı'na 50 bin lira bağış yaparak örnek bir davranış sergilemiş oldu. Ben bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Bugün birlik olma günüdür. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak Ay Yıldız'ın gölgesinde, ordumuzun arkasında, desteğimizde ve duamızda onların yanında olmamız gerekmektedir. Ve bugün hep şunu söylüyorum. Ordumuz kahramanlar zorda olduğu sürece bizler de çok çalışmamız lazım. Çok çok çalışmamız lazım. Herkes görevini en iyi şekilde yapması lazım. Şunu da gördük ki kendimiz karar alıp kendimiz uyguladığımız zaman, kendi silahımızı ürettiğimiz zaman nasıl başkalarının hop kalktığını görmüş olduk. Bir gol attıktan sonra asker selamına bile tahammül olmayan bir dünyayı gördük. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu çok önemli, çok anlamlı. Bizim için semboliktir. Asker bir milletiz. Asker milletin evlatları da askerin her zaman yanında olduğunu sembolik olarak vurgulamak için bir selam gönderiyor. Buna dahi tahammül edemeyen bir anlayış var. Onun için biz bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız ve bu şekilde Türk Silahlı Güçlerine vakfımıza da destek olacağız. Bu davranışınız çok anlamlı, çok manalı, çok teşekkür ediyorum. Vali Salih Ayhan ziyaretin anısını işletme sahibi Gülseren Rüveyda Saygın Uçar ve eşi Mustafa Uçar'a Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan ana pulunu takdim etti.